Şimdi açının ne demek olduğunu öğrendiğimize göre açıları nasıl ölçtüğümüzü öğrenelim. Bir önceki videoda bu konuya şöyle değinmiştik. X, Y, Z açısı BAC açısından daha açık görünüyor. Belki X, Y, Z'nin ölçüsü BAC açısının ölçüsünden fazladır demiştik. Açı ölçüsü bulurken aynen böyle düşünüyoruz. Ama bu videoda açıyı tam olarak ölçmenin, yöntemini göstereceğim. Şimdi buraya yarım bir çember çizdim ve bu yarım çember mahallenizdeki herhangi bir kırtasiyeden alabileceğiniz açı ölçere çok benziyor, değil mi? Bu bir açı ölçer çizimi. Bunu bir kağıt parçasıyla bile yapabilirsiniz, bir açı ölçer çizebilirsiniz. Bir yarım çemberi alırsınız ve 180 parçaya bölersiniz. Ya da bölemezseniz bu işaretlerin her biri 10 parçayı temsil eder. Verilen bir açının köşesini yarım çemberin veya açı ölçerin merkezine oturtursunuz ve sıfır işaretine de bir kenarı denk getirirsiniz. Bu açıyı şuraya, açı ölçerin merkezine tekrar çiziyorum. Bu y ise, z şuraya gelir. Ve diğer ışın, yx ışını kabaca şu yönde olacak. Şimdi açı ölçerdeki 70. işaret şurada, 80. işaret burada. O zaman tahminimce bu ışın 77. kısımda. Yani burayı gösteriyor. Bir açıyı ölçtüğümüzde, örneğin x, y, z açısının ölçüsü, ama bazen şöyle denir, x, y, z açısı eşittir gibi söylenir, ama matematik diline daha uygun bir şekilde şöyle deriz. X, y, z açısının ölçüsü 77. Ve bu küçük parçalara derece deniyor ve açının ölçüsü eşittir 77 derecedir deriz. Ve aynı sıcaklık ölçüsü olan derece işareti gibi ifade ederiz. İsterseniz 77 dereceyi böyle yazarsınız veya dereceyi kelime olarak da yazabilirsiniz. Bu parçaların her biri 1 dereceyi gösteriyor, yani açıyı derece cinsinden ölçüyoruz. Ama şunu açıkça belirteyim, açı ölçüsünün tek birimi derece değildir. Açının açıklığını ölçen her türlü birim kullanılabilir. Örneğin, trigonometriye başladığınızda, açıların derece dışında radyan diye bir başka birim kullanılarak da ölçülebileceğini öğreneceksiniz. Ama bunu sonraya bırakıyorum. Şimdi diğer açıyı, BAC açısını ölçelim. Yine A'yı merkeze ve AC'yi açı ölçerin 0 derece kenarına koyuyoruz. Burada çizildiği gibi çizmeye çalışıyorum. Tabii normalde açıyı açı ölçere götüreceğimize açı ölçeri açıya götürürüz, değil mi? Neyse, şu noktayı gösteriyor, 30 derece işareti gibi. BAC açısının ölçüsü 30 derecedir diyebiliriz. Bu değerleri bulduktan sonra 77 derece 30 dereceden büyük olduğu için bu açı daha büyüktür diyoruz ki bu da mantıklı çünkü bu açı daha açık. Kolların arasında daha fazla mesafe var. Işınların arasında daha fazla mesafe var. Şimdi değişik açılara bakalım. 0 dereceli açı bir kapalı açıdır. Bu noktadaki bir ışından ibarettir. Açı büyüdükçe veya açıldıkça bir ışının tam böyle yukarı doğru ve diğerinin de böyle soldan sağa doğru gittiği bir duruma ulaşırsınız. Şöyle bir açıyı gözünüzde canlandırabilirsiniz. Bir ışın şöyle yukarı doğru gidiyor, yukarı ve aşağıya gidiyor. Ve diğer ışın da sağa sola gidiyor. Veya şöyle bir açı olabilir, yukarı aşağı veya sağa sola gitmese de döndürdüğünüzde, bu açıyı kendi etrafında döndürdüğünüzde şu açıya benzer. Ve buradaki ölçüden bunun ölçüsünün 90 derece olduğunu görüyoruz. Buradaki ölçüden bunun ölçüsünün 90 derece olduğunu görüyoruz. Bu geometri ve trigonometride çok çıkan, çok karşımıza çıkan, çok rastlanan bir açıdır ve özel bir ismi de vardır. Dik açı. Yani buradaki açıyı şöyle döndürdüğümüzde buna benzeyeceğini varsayarak buna dik açı deriz. Bunun dik açı olduğunu gösterebilmek için de küçük bir işaret kullanırız. Şuraya şöyle küçük bir kare çizeyim. Evet, aynen böyle. Sonra açıyı daha da genişletebiliriz ve şöyle bir açıya ulaşırız. Yani iki ışının bir doğru oluşturduğu bir açıyı gözünüzde canlandırabilirsiniz. Bu noktaya x, şu noktaya y ve bu noktaya z diyelim ama ışınlar o kadar açık ki burada bir doğru oluşturmuşlar.
z, x ve y doğrusaldır. Ve buradaki 180 derecelik bir açıdır veya z, x, y açısının ölçüsü 180 derecedir diyebiliriz. Açının ölçüsünü daha da arttırabilirsiniz ve mesela çemberin etrafında tam tur atarsanız 360 derece dönmüş olursunuz ve dönmeye devam edebilirsiniz. Bu tip açılardan daha çok trigonometri dersinde bahsedeceksiniz. Bu videoda tanıtmak istediğim birkaç terim daha var. Açı tiplerinden bir sonraki videoda bahsedeceğim ama bir açının derecesi, ölçüsü 90 dereceden küçükse, örneğin videonun başındaki iki açı da 90 dereceden küçüktü, o açıya ya da bu açılara dar açı diyoruz. Yani bu açı dar açıdır. Şu yine dar açıdır. Ve bu da dar açıdır. Ölçüleri, bu üçünün de ölçüsü 90 dereceden küçüktür. Peki, dar olmayan bir açı neye benzer? Aslında dar olmayan demek yerine bu açılar için başka bir terimimiz var. Az sonra duyacaksınız. Şimdi 90 dereceden büyük bir açı şöyle görünür. Şöyle çizebilirim. Açının bir kenarı ya da açının bir kenarı bu. Veya ışınlardan biri bu. Bu daha doğru oldu. Ötekini de şu çizgi üzerine koyayım. Bunun 90 dereceden büyük olduğu belli. Bir tahmin yürütecek olsam 100, 110, 120, hatta neredeyse 130, değil mi? Buna 128 diyelim. 128 derece diyelim. Ve bu açılara, böyle açılara geniş açı deniyor. O zaman açıları ölçülerine göre şu terimlerle sınıflandırıyoruz. İsimlendiriyoruz. 90 dereceden küçükse dar açı, 90 derecede dik açı ve 90 dereceden büyükse geniş açı oluyor. Açı 180 dereceye kadar giderse doğru açı oluyor.